45 ya da 48. Dışarıda beyefendi, onlar göstereyim ben size. Nasıl böyle açtın? Çok güzel açtın. Bu sezon bitkiler genelde yaz ve kış mevsime göre geliyor. İşte sardunyalar, sakız sardunya, papatya, işte vinca var şu an bu sezon. Sonbaharda kasım patığı, sıklemen falan, tavşan kulağı bekliyoruz. Genelde bitkiler iç ve dış. İç mekanda yani sayabileceğim kadar çok bir sürü bitkimiz var. İşte kraton, kılıç, starliçe, margarita, yani çok, tropik. Dış mekanda mevsimlik bitkilerimiz var. Meyve ağaçları var, çalı türü var, şimşir, taflan. Dediğim gibi hani sayabileceğim kadar çok yani. Son 2 yıldır fiyatlar bayağı bir her yıla göre %50 artıyor. Bu da işte masraflar, maliyetler yükselince haliyle bunlar da çiçeğe yansıyor. Ama hani bu yıl %50 arttı diyebilirim yani. Orkidelerimiz 590 TL çift dal orkide. İşte papatyalarımız 80 TL'ye var. İşte vinkalarımız var 80 TL. Karanfilimiz var 60 TL. Hani dediğim gibi değişiyor. Mevsimlik çiçeklerimiz var. Tanesi 15 TL fide halinde. Genelde biz hafta sonu daha çok çiçek satıyoruz. Çünkü insanlar hafta içi çalıştığı zaman hafta sonu hani kendilerine uğraş arıyorlar. Hani mutlu olmak istiyorlar. Bir şeyle vakit geçirmek istiyorlar. Genelde bizim cumartesi ve pazar daha çok yoğun oluyor işlerimiz. Biz kimi rengine takılıyor. Atıyorum kırmızıyı aşk için alıyorlar. İşte karşı tarafa gönlü kayan genelde pembe alıyor. Hani pembe gönlüm sende mesela. Ondan sonra işte annem bu çiçeği sevip diyenler oluyor. Onu alıyor. İşte bahçesi var deyip bahçesini alıyorlar. Hani kalıcı olsun, benden bir hatıra olsun diyen. Hani genelde karşı tarafın neyi sevdiğine göre de alıyorlar. İşte kimisi hani oksijen, havayı temizliyor, bitkiler var. Onları tercih ediyorlar. Atıyorum astım hastası olan bir insan yatak odasına gidip kılıç çiçeği koyabiliyor. Çünkü havayı temizliyor, oksijen saldığı için. Hani bu tarz anlamlarına ve faydalarına göre de tercih edilebiliyor. En çok tutulan orkide. Hani orkideyi herkes alabiliyor yani. Erkeğe de alınabiliyor, kadına da alabiliyor. Biliyorsunuz çok özel bir çiçek. 590 TL. Karanfilimiz var, petnasımız var, yeni ginemiz var, vinkamız var. Hani bunlardan en çok vinka daha çok tercih edilebiliyor yani şu an diyebilirim. Yani bu çok güzel hani bir meslek diyeyim. Çünkü karşılığını size verebiliyor. Hani aynı bir evlat gibi. Hani ekiyorsunuz, büyüyor, meyve ise meyve veriyor, çiçekse size çiçek veriyor ve sevenler açısından çok mutlu oluyorsunuz. Ve en güzel özelliği şu. Mesela ben burada gördüm. İnsanlar birini hediye alırken kalıcı olsun ister. Hani bunlarla canlı olduğu için mesela ben kendim buketten yana hiç değilim. Çünkü bitkileri kesiyorsunuz o güzel çiçekleri ve 2 gün sonra ölüyor. Bunlar da kalıcı oldukları için karşı tarafa hediye alırken kalıcı oluyor. Şu anki piyasada hani ortam çok pahalı olduğu için çiçekler daha uyguna geliyor. Onun için de çok tercih ediliyor ve kalıcı oluyor. Yani baktığınız zaman çok güzel. Yani güzel bakan güzel görür derler ya. Hani sevdiği çiçeği alıyorsun. Hani neyle mutlu oluyorsun onu alıyorsun. Ve hani anlık olmuyor. Atıyorum bir tabak veya bir cam vazo aldığınız zaman kırılabiliyor ama hani camlı bitki bir ömür devam ediyor ve karşı tarafa hep sizi hatırlatıyor. Hani sizi unutmamasına bile bir vesiledir bence yani. Çiçek yani her kesime hitap ediyor. Yani atıyorum hani yanlış anlamayın, yadırgamıyorum, alt kesime, orta kesime ve yüksek kesime de hitap ediyor. Çünkü burada gelen bir insan 15 TL'den başlıyor ya, 15, 80, 50, 60 çıkabiliyor yani kesesine göre. Tercih yapabiliyor ve başka şeyler oranla çiçeği tercih etmesinin sebebi çok oluyor. Çünkü uygun oluyor. Yani bütün çevreme, eşime, arkadaşlarıma ve burada gelen insanlara başka bir şey almaya gelene bile ben burada çiçek ne hani onu anlattığım zaman ikna edebiliyorum. Yani ikna dediğim hani tercih ediyor. Çiçek almayı tercih ediyor. Çünkü hem ortalığa da mutluluk veriyor yani. Çiçeği ilk başta sevmek gerekiyor. Eğer sevmiyorsan hani bakımı zor gelir insana. Ve aynı bu çocuk gibidir. Hani çocuğu dünyaya getiriyorsun, büyütüyorsun. İşte yani
hizmet ediyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun, vitamin veriyorsun. Bitkiler de aynı bir çocuk gibi. Ekiyorsunuz tohumdan, vitamin veriyorsun, suyunu veriyorsunuz, büyütüyorsunuz ve o size evlat oluyor. Aynı bir evlat gibi yani. Ben onlara hep öyle bakıyorum ve ben onlarla çok konuşuyorum. Aynı insanlar gibi onlar ilgi ve sevgiyi bekliyorlar. Mesela bir çiçeğe ilgi, sevgi göstermediğin zaman ve gün ışığından ayrı tuttuğunuz zaman aynı insanlar gibi solabiliyor yani. Ay canım, ablasının güzelleri, açmışsınız. Yavrum benim. Ne güzel açtınız. Susadınız mı siz? Nasıl olsun? Nasıl olsun?